Arkadaşlar merhabalar. Reyli günde. TET Geometri kampında. Yani şu kitabın kampında. Geldik 48. günün ikinci dersine. Bugünün son dersindeyiz. Böylelikle piramiti sizinle birlikte bitireceğiz. Ne işleyeceğiz? Düzgün 400'lüden bahsedeceğiz. Bir de kesik piramitten bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 268'in sağ tarafı. 269 ve 270 işleyeceğiz. E o zaman hazırsak. Haydi bakalım. Başlayalım. Şimdi düzgün 400'lü. Tüm yüzleri eşkenar üçgen olan piramide düzgün 400 lü adını veriyor. İşte tabanı eşkenar üçgen. Şu taban şurası eşkenar üçgen. Dolayısıyla tüm yüzleri eşkenar üçgense bütün aylıklara aynı oluyor. Hocam A A A iken bak burası da A burası da A burası da A. İşte biz buna düzgün 400'lü adını veriyoruz. Düzgün dört de belli başlı formüller var. O formüller nelerdir? Mesela alan en kolayı olan. Hocam A kare kök 3 bölü dört ye bir tanesi. A kare kök 3 bölü 4'ten dört tane üçgen var diyeceğiz. Sadece işte A kare kök 3 yap. Tek böyle aklımda kalan şey büyük ihtimalle bu olacak. Onu da buradan kafadan kendini çıkarttığın için. Diğer formüller de var. Diğer formülleri. Kusura bakmayın ben ezbere bilmiyorum. İsteyen ezberlesin. Yan yüz yüksekliği zaten kolay. Hocam eşkenar üçgense yan yüz yüksekliği şöyle çizdiğim zaman a bölü 2 a bölü 2 yapıyor. Burası da a bölü 2'nin kök 3 katı yapıyor. Bu da kolay. Ondan sonra yüksekliği şu yapıyor. İstersen ezberle. Yüzey alanı a kare Zaten bunu hallettik. Bunu hallettik. E, bu da belli zaten. Bunda da sıkıntı yok. Bir de ne varmış burada? Ya, yüzey alanı a kökü 3. Yüksekliği de a kök 6 bölü 3'müş. Bunu sen ezberleyebilirsin. Hacmi ne oluyormuş? A küp kök 2 bölü 12 eşit oluyor. Gerçi bir tanesini ezberleyince yüksekliği hocam a kök 6 bölü 3 olarak ezberlersek taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyerekten buradaki sonuca da ulaşırız. Ama ben ne yüksekliğini ezberledim ne de buradaki hacmini ezberledim. Hiçbir şekilde bir ezber yapmadan bununla ilgili soru geldiği zaman yapabiliyorum. Çünkü niye? Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düştüğünü biliyorum. Ondan sonra gerisi zaten çocuk ee, o zaman ben bunu da örnekte göstereyim. Hiç burada ispat şekil üzerinde ispatlamayayım sana. Bir ayrı turun uzunluğu 6 cm olan düzgün 400'lünün neyi isteniyor bizden? Hacmi. Hiç. Bir tane üçgen çiziyorum. Dur bakayım. Şöyle bir tane üçgen çiziyorum. Şöyle bir üçgen çizdim. Sonra tepede ne yapıyorum? Bir tane nokta alıyorum. Bu noktadan da şuraları birleştiriyorum. İşte düzgün 400'lü karşımıza çıktı mı kardeşim? Çık. Bu bir düzgün 400'lü. Hatta tabanı da şöyle zeminde olduğunu şu şekilde göstereyim istersen. Taban da bu. Bunların hepsi de nedir? Birer eşkenar üçgen olduğunu unutma. Şimdi bir kenarı kaç birimmiş? 6 birimmiş. Hemen 6 birim, 6 birim, 6 birim, 6 birim. Hatta bu uzunlukta 6 birim, bu uzunlukta 6 birim. Şekil karışmasın diye çizmiyorum. Ne yapacağız? Yükseklik lazım bize. E hocam yüksekliği çizelim şöyle. Yüksek nereye düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Ağırlık merkezi de kenar ortayların kesim noktasıdır ya da yüksekliklerin kesim noktasıdır. Çünkü eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Hangi yüksekliği çizelim? İstersen bunu çiz ama bunu çiz. Evet, bunu çizebilirsin. İstersen bunu çiz. istersen bunu çiz. Fark etmez. İstediğini çiz. istediğini çizdiğin zaman bir dik üçgende karşılaşacaksın. Mesela ben bu eşkenar üçgende bu yüksekliği çizecek olursam yükseklik üzerindedir tam ağırlık merkezi. Çünkü çizilen yükseklik aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Çizilen yükseklik 3, 3 diye böler. ağırlık merkezine düşüyorsa eğer yükseklik o zaman burası 90 derecedir. Hocam burası 3 ise yükseklik 3 ise burası 3 kök 3 mü yapıyor yükseklik pardon. Şu 30 60 90 üçgeni ya 30'un karşısı 3 ise burası 3 kök 3 yapmak zorunda. E 1'e 2 oran var 3'e böldüğün zaman burası kök 3 yapar buraya da 2 kök 3 kalır. Sonra ne yapacağız? Hocam sonrasında da şurada bir dik üçgen var. Baksana şu zemine dik. Neresi? İşte bu zemine dik. E hocam bak şurada bir üçgen var mı? Var. Yani şuradaki dik üçgenden dolayı yüksekliğe ulaşabiliriz. E h kare neye eşit? Altın karesi eksi 2 kökçün karesi deriz. h kare buradan 36 eksi 12 28 yapar. H'ı da buradan 2 kök 7. Yani e, kök 28 2 kök 7 çıkar mı? Çıkar. kök 7 mi? Dur bakayım. 36'dan 12 çıkınca ay 24 yapıyor. 24 24 yanlış yap. Hemen ya siliyorum şunları. Hocam burası 24. O zaman burası 2 kök 6 yap yapar. Tamam. Yükseklik 2 kök 6 yaptı. E yükseklik 2 kök, kök 6 yaptıysa hacim de neye eşit olacaktır o zaman? Taban alanı a kare 3 bölü 4 çarpı yükseklik 2 kök 6 bölü 3'ü unutmuyoruz. E o zaman hocam şurası kök 3 çarpı kök ya. Kök 3 ile kök 3 çarpı 3 ya aşağıdaki de gitti. Sonra buradaki 2 ile buradaki 4 sadeleşti. 2 kaldı. 36 ile 2 sadeleşti. 18 kaldı. Yukarıda bir 18 kaldı. Bir de kök kaldı galiba. O zaman hacim 18 kökü yapar arkadaşım. Bu kadar basit. Yani zorlayacak bir tarafı yok. Ezber yapılacak bir tarafı da yok. Bence bu şekilde yapman daha mantıklı. Yani sana kalmış. İstersen bunu ezberle yükseklik bu. İstersen hacim bu. Bunu ezberle. Buradan da yola çıkabilirsin. E hacim neydi arkadaşım? Bir kenar 6 ise. Direkt formülden yapacak olan arkadaş. 6'nın kübü 6 çarpı 6 çarpı 6 kökü bölü 12 şeklinde de bulabilirsin. Şununla şu sadeleşse 2 bununla bu sadeleşse 3 6 kere 3 18 kökü diye direkt cevaba da ulaşabilirsin. Yani sana kalmış. Direkt sana kalmış ama illa formülle formülize edilmiş hali de karşımıza da gelmeyebilir. O yüzden ne bileyim şu şekilde şekli çizip de yapmak daha mantıklı geliyor bana. Evet böylelikle örnek 12'yi 18 kök 2 olarak bulduk. Geldik örnek 13'e. ABC eşkenar üçgenin biçimindeki kağıtta şu ABC eşkenar üçgeninden bahsediyor. DEF bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Hocam orta noktaları E orta noktalarıysa bunlar hep böyle çizgi 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 olacak. Bu kağıt DE, DF ve EF doğru parçaları bu katlanıp piramit elde ediliyor. E ben bunu böyle katlayıp piramit elde ediyorum. Şu taban olacak şekilde bunu yukarı, bunu yukarı, bunu yukarı yaptığım zaman bir piramit elde ediyorum. Şimdi bu piramitin hacmi verilmiş bize değil mi? DF orta noktalarsa bu arada. Hocam orta noktalarsa şunu da şu orta tabandan dolayı paralel. Ve bu arada bu eşkene üçgende şu 60'ları şöyle bir yazayım. Sonra paralellikten dolayı 60 yapar burası da. Çünkü niye? Bununla bu paralel yöndeştirler 60. O zaman burası da 60 yapar. Aynı şekilde şunlar da orta tabandan dolayı 60 ise dolayı burası da 60. Burası da 60 yapar. Aynı şekilde şu paralellikten dolayı da 60 deşitten dolayı. Burası da 60 yapar. Burası da 60 yapar mı? Yapar. Hocam burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. Yani ben bunu böyle şey yaptığım zaman piramit yaptığım zaman şu şekil karşıma geldi ya. Her bir kenara bak. A 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 olan her bir yüzeyi eşkenar üçgen olan bir piramit karşımıza çıktı. Yani ne çıktı burada karşımıza? Düzgün dört yüzlü karşımıza çıktı. İşte bu piramitin hacmi 18 kökü olduğuna göre abc üçgen çevresi. Hocam formülü biliyorsak işte kolay yoldan yapacağız. O zaman sayfayı çevir. Formülü yaz. A küp kök 2 bölü 12 miydi? Aha vallahi doğru bildim. A küp kök 2 bölü. Ama işte burada da hata yapacaksın. A dediğimiz et, evet, Şurası A doğru. A küp kök 2 bölü 12 eşittir 18 kök 2 deyip ne yapacaksın? Eşittir 18 kök 2 deyip A'yı bulacaksın. Sonra da ABC üçgenin çevresi. Yani 2 4 6 A isteniyor diyeceğiz. Olay bu. Ya peki hocam başka türlü nasıl yapacağız? Hadi unuttuk diyelim. Unuttuğumuz zaman ne yapacağız? Unuttuğumuz zaman da şunu yapacaksın kardeşim. Çiz yüksekliği. Yükseklik. Hocam alttaki şeklinde ne al Alt denk düşecek. İstersen buradan çiz diğer yüksekliği. istersen buradan çiz. Fark etmez. Bu sefer de buradan çizeyim. Hadi bu sefer de buradan çizince böyle. Hocam burası A bölü 2 A bölü 2 yapar. E sonra burası A bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Çünkü burası 60 derece zemin. aya e, şu uzunluk A bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Bunu 3'e böldüğüm zaman e, A bölü... Şuradaki kısmı ne yapacak o zaman? Hocam A kök 3 bölü 3'e böldüğün zaman 6 yapacak. 2 katı da o zaman burası yapacak. 1'e 2 orandan dolayı. A kök 3 bölü 3 yapıyor burası. E sonra buradaki yükseklikte çıkacak burada Pisagor bağıntısından. A kare neye eşit? H kare artı şu şeyin karesi e, A kök 3 üç bölü 3'ün karesi yapıyor. Yani 3 A kare yapıyor. 3 e, A kare bölü 9'dan A kare bölü 3 yapıyor daha doğrusu. A kare bölü 3 yaptı. O zaman H kare buradan A kare eksi A kare bölü 3. 9 8 A kare bölü 3 yapıyor. E buradan da H'ı ne bulduk? 2 kök 2 A bölü kök 3 şeklinde bulduk. Şimdi hatta bu da kökü çeşidini ile çarparsam ne oluyor? H'ı da buradan 2 kök 6 A bölü 3 şeklinde bulduk. E gerçekten formül böyle miydi? Bak A kök 6 bölü 3. Bir dakika yanlış yaptım o zaman ben burada. 3. 2. Burası 8 değil mi çünkü? 3 a kare eksi a kare 2 yapıyor arkadaş burası. Şurası 2 yapıyor. İyi ki formüle bakmışım. Şurası 2 a kare bölü 3 yapıyor. O zaman burası ne yaptı? Kök a bölü kök 3 yaptı. Kök 3 eşleniyle çarparsam kök 6 a bölü 3 yapıyor. Evet formülüze, formülüze edilmiş halinde burada ispatını yapmış oldum sana. Sonra burada da ne diyoruz? Alana gidiyoruz şimdi. Ee, pardon hacme gidiyoruz. Hacim 18 kök eşittir. Taban alanı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik a kök 6 bölü 3 bölü 3 değil mi Evet şimdi 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 şimdi. Gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Kök bölsen kök bölsen kök 3 kaldı burada. Ondan sonra kök 3 kök 3'ün çarpı 3 bölü 3 buradaki bölü 3 götürdü. Sonra burada ne kaldı burada? Başka bir şey kaldı mı? Bölü 4 kaldı. Bölü 4'ü öbür tarafa çarpacağım. Bölü 3 de öbür tarafa da çarpacağım. Yani buradan a küp neye eşit oluyor o zaman? Hocam a küp 18 çarpı 4 kere 3 4 çarpı 3 yaptı burada. E burada da bunu şey yapacağım. A'yı bulacağım. O zaman küp kökünü alacağım. Küp kökünü alayım. Hocam a A buradan neye eşit aslında? 3 çarpı 3 çarpı 2'ye eşit. Değil mi? 9 çarpı 2. Ondan sonra 4 de buradan 2 çarpı 2'ye eşit. Bu da 3. Hocam A küp buna eşitse 3'ten 3 tane var. 2'den de 3 tane var. O zaman 3 kere 2 6 yapıyor? Yani burası 6'nın kübü oldu aslında. A'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 6 bulduk. İşte ABC üçgenin çevresi deniyor bizden. Çevre kaç yapıyor o zaman? 6 6 12. Bir kenar yaptı o zaman. A'yı 6 bulduk ya. Bir kenarı 12 yaptı. E A bizden de çevresi isteniyorsa 12'den 3 tane var diyeceğiz ve çevresi de kaç çıkacak? 36 çıkacak. Ne yap? yaptığımı ispat tekniğiyle yaptım. E sen istersen ezberle. Bana ne? Ben sana çözümünü de gösterdim. Yani ben bu zamana kadar ezberlemedim. Biraz önce aklıma geldi sadece formül. Onu da biraz önce söylediğim için aklıma geldi. Yoksa ben bunu bu şekilde formülsüz bir şekilde böyle yapıyorum kardeşim. Şekli çizip şekli yorumluyorum. Sagor bağıntılarından, ağırlık merkezinden her şeyi kullanıyorum. Eski bilgilerimi de tekrar etmiş oluyorum böylelikle. Evet geldik kesik piramide. Bir piramit tabanına paralel bir düzlem boyunca kesildiğinde işte bu şekilde şurası da kesik piramit piramit diyoruz. Şuradan tabanına paralel bir düzlem boyunca kestiğim zaman bak şu şekilde bir kesik piramit karşımıza çıkıyor. Hocam kesik piramit dediğimiz iki parçaya ayrıldı ya alt taraf mı üst taraf mı? Hayır. Üst tarafta yine bir piramit. piramit. Alt taraf kesik piramit olarak adlandırılıyor. Buna da dikkat et. Alt taraf kesik piramit. Peki kesik piramitlerde ne yapacağız? Aslında kesik piramitlerde işimiz kolay. Bu ya şeyde bir hatırlatma da yapayım. Prizmalarda ya da silindirde de çok kullanıyorduk. Biz burada burası 3H burası 2H iken yükseklerle doğru orantılı olacak şekilde hacimleri dağıtıyorduk değil mi? Şu alt Atmayı yapmak istiyorum. Burası 2V ise burası 3V diyorduk değil mi? Evet. E o zaman burada da atıyorum burası 2A burası A iken burası 2V iken burası da V diyebilir miyiz? Hayır. Ucu sivri olan şekillerde benzerlik mantığına gelecek. Benzerlikte de ne oluyordu? Hocam benzerlik oranı işte çevreler oranına eşitti. Her şeyleri uzunlukla ilgili her şeyleri oranına eşitti. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Burada da hacimler de işin içine giriyor ya. Benzerlik hacim de benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacak. E hocam atıyorum bak şimdi burası a iken bak dikkat burası 2a iken burası a iken benzerlik oranı 2 bölü 3 ise o zaman buradaki alanlar oranı şu karelerin alanları oranı ne yapıyor? 4 bölü 9 yapar. Çünkü niye? 2 bölü 3 ya o zaman burası ne yapar? 2 xken burası 3x yapar. Bu karenin alanı 4x kare bu a karenin alanı 9x kare yapıyor. Tamam yani benzerlik bildiğin benzerliği uygulayacaksın. Peki hacimler oranı ne olacak? Benzerlik oranı 2 bölü 3 ise benzerlik oranının kübü 8 bölü 27'dir. Hacimler oranı 8 bölü 27'dir. Yani şurası atıyorum 8 ve iken tamamı ne olmak zorunda? 27V olmak zorunda. Bak burası 27V değil. Burası çünkü bununla tamamı benzer ya. Burası 8V iken tamamı 27V diyeceğim. Tamamı 27V olacak. Tamamı 27V ise o zaman buraya kaç kaldı? 19V kaldı diyebiliriz. Aynı şekilde yükseklerde de bir oran yazabiliriz. Hocam benzerlik oranı 2 bölü 3 ya. Burası 2H iken, tamamı 3H'tır. Buraya da H kalır diyeceğiz. Ya da buradaki benzerlik 2'ye 1 ya. 2'ye 1 şeklinde de bildiğin benzerliği burada da uygulayacaksın. Ama genelde ne kullanıyoruz burada? Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşitliyoruz. Bu arada biz burada bunu bu şekilde hacimler oranını yazdıktan sonra aşağıdakinin hacmini nasıl buluruz? Yukarıdakinin hacmine ulaşırsın. Taban alanı çarpı yüksek bölü 3 eşittir 8V deyip oradan V'ye ulaşırsın. V'ye de ulaştıktan sonra da 19V'ye yani kesik piramitin hacmine de kesinlikle ama kesinlikle ulaşırsın. Hadi gel bunu sorularda görelim şimdi. Hocam şöyle bir şey demiş. Bir şekildeki piramitte ABC düzlemine paralel olacak şekilde kesim piramit, kesik piramit oluşturuluyor. Buna göre oluşan kesik piramidin hacminin kesik piramidin hacmi burası. Şimdi bu şekilde kestik ya. Kestiğimiz zaman kesik piramidin hacminin kesilmeden önceki piramidin hacminin oranı nedir diye soruluyor. Şimdi buradaki alanlar oranı A bölü 9A verilmiş. Benzerlik alan ilişkisi. Sonuçta bu üçgenlerde benzer değil mi? Aynı düzlemde kestiğim için. Evet. E, yani şunun şunu oranı bunun bunu oranı. Aynı şekilde bunun bunu oranı bunun bunun oranı olduğu için. Atıyorum burası A iken 2A. Burası B iken o zaman benzerlik B2 olur. C iken 2C olur. Benzerlik oranı 1'e 2 alanlar oranı da 1'e 3 olur. E, ama burada alanlar oranı 1 bölü 9 o zaman benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranının karekü benzerlik oranına eşit olacaktır. Yani benzerlik oranı 1 bölü 3 olacak. E benzerlik oranı 1 bölü 3 ise o zaman benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacaktır. 1 bölü 27 yapacaktır. Yani buradaki hacim V iken buraya ne kalacaktır? Tamamı 26 27 V olacak ya o zaman buraya 26 V kaldı diyebiliriz. Tamam. V ve 26 V'leri yazdık. Buna göre oluşan kesik piramidin hacminin kesilmeden önceki piramidin hacmine oranı nedir diye soruyoruz oluyor. Kesik piramidin hacmini ne yaptı? 26V yaptı. Kesilmeden önceki piramidin hacmini tamamı 27V idi. O zaman cevap böylelikle 26 bölü 27 yapar mı dostlar? Yapar. Yalnız tekrar söylüyorum ucu sivri olan şekillerde normalde prizmalarda yükseklerle doğru orantılı olacak şekilde hacimleri dağıtırken bu şekildeki ucu sivri olan şekillerde piramitte ve konide kesik konide de yine aynı şekilde benzerlik yapacağız. Haberiniz olsun. Evet örnek 15'e geldik şimdi. Örnek 15'te de içi boş olan kare dik prizmanın içine yüksekliği kare dik prizmanın yüksekliğine eşit olan karedik piramit şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yani bir karedik piramit var. Yüksekliğiyle prizmanın yüksekliği karedik prizmanın yüksekliği eşit olacak diyor. Yani şu tepe noktası buradaki düzlemin üzerinde diyor. Prizmayla piramit arasına V1 birim küp olan hacmi V1 birim küp olan su priz su prizmanın yarı yüksekliğine kadar doldurulmuştur. Evet şuraya bir su doldurulmuş ve doldurulan su da prizmanın yarı yüksekliğine kadar gelmiş. Yani şuraya kadar gelmiş. Sonra e o zaman hocam burada aslında bir kesik bir piramit oluşuyor. Bakar mısın? Şurada piramide bakacak olursak. Hocam şuraya bir bakar mıyız? Şurada su seviyesi buraya kadar geliyor. E, su seviyesi yarıya kadar geldiyse burada da yarıya kadar olacak. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Şöyle şöyle. Benzerlik oranı ne oldu burada? Hocam 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'nin kübü. 1 bölü 2'nin kübü kaç yaptı? 1 bölü 8 yaptı. O zaman burası V iken dostum şurası V iken e o zaman burası V iken tamamı 8 V olacak. 8 V ise o zaman buraya kaç V kaldı? 7 V kaldı. E ama piramidin içindeki kısma 7 V kaldı. Dikkat. Piramidin içindeki kısma 7 E ne yapacağız? Sonrasında şunu yapacağız. Hocam ben piramidin hacmini 8V bulduysam kare dik prizmanın hacmi de 3 katır. Niye? Piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü üçgen. Öbürü taban alanı çarpı yükseklikti. Yani hacimleri oranı 1 bölü 3 yapıyor. Sonuçta yükseklikleri aynı değil mi? Evet. Tekrar söylüyorum. Taban alanına A diyecek olursam taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 birinin hacmi. Birinin de hacmi taban alanı çarpı yükseklik. A haçlar gidiyor. O zaman piramidin hacminin kare dik prizmanın hacmine oranı 1 bölü 3 oldu mu burada? Oldu. E o zaman burası arkadaşım. Şimdi dikkat. Burası toplamda karedik piramitin hacmi toplamda 8V ise karedik prizmanın hacmi de 3 katı 24V yapacaktır. 24V ise hocam buraya 12V buraya da 12V'lik kısım kalır. Çünkü yüksekleriyle doğru orantılıydı hacimler. E tamam yarı yarıya olacaktır. E 7V'si buradaysa suya ne kaldı? Normalde ben bunun tamamının ne olduğunu buldum. 12V olduğunu buldum. E 7V'si buradaysa suya ne kaldı o zaman? 5V kaldı. Evet suyu 5V olarak buldum burada burada. Sonra şekil 2'deki gibi ters çevrilmiş bir miktar su prizmanın yarı yüksekliğine kadar bir de burada doldurulmuş. Aynı mantık burada da var. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Yani burada da yine ne var kardeşim? Yine bir benzerlik var burada. 1 bölü 2. Yine 1 bölü 2 benzerlik oranı var. Bak burada böyle bakacak olursak. Benzerlik oranı kübü 1 bölü 8. Yani burası V iken yine burası 7V yapıyor. Çünkü V iken tamamı 8 v yapacak. O yüzden buraya 7V kaldı. Sonra burada da yine ters çevrildiği zaman şu piramidin hacmi kare dik prizmanın hacminin 3'te biridir. 8V iken tamamı 24V'dir burada da. E burası da 12V olacak. Burası da 12V olacak. E bu sefer buradaki 12V'lik suyun içerisinde piramidin ne kadarlık kısmı var? V'lik kısmı var. O zaman V'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 12V'den V çıktı. 11V mi kaldı? Evet. V2 bölü V1 isteniyor benden. İşte şekil 2'deki su V2 olarak verilmiş. 11V bölü. Şekil 1'deki suyun hacmi de V1 olarak verilmiş. 5V isteniyor. Cevap da böylelikle 11 bölü 5 yaptı. Evet gençler bak bu önemli. Biz buradaki tekniği aynı zamanda konide de kullanacağız. Koni silindirde de kullanacağız. Koni ve silindirde de aynı mantık var. Yüksekleri aynı olduğu zaman. Aynı şeyin mantığını biz piramitte ve karedik prizmada da söylüyor, söyleyebiliyoruz. Piramitte ve prizmada da aynı şeyi söylüyoruz. Yüksekleri aynı ve tabanları aynı. Hatta yüksekleri de aynı olan piramit ile prizmadaki hacimler oranı. Biri taban alanları aynı ya. Taban alanı ve yüksekliği de aynı ya. Biri taban alanı çarpı yükseklik bölü üçgen. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 Biri de taban alanı çarpı yükseklik yapıyor. A çarpı aşlar gidiyor. Cevap buradan bir 3 kalıyor. Piramit ile prizmanın hacmi üçte bir oluyor. Ama tek şartım var. Tek şartım neymiş? Taban alanlarının aynı olması. Bir. yükseklerin aynı olması iki. Bu durumda. Tamam. Bunu aynısını, aynı mantığını, özellikle aynı mantığını konide ve silindirde çok kullanıyoruz ve orada çok çok daha fazlasını göreceksiniz zaten. Evet örnek 15'i böylelikle 11/ bölü. 5 bulduk. Dikkat et. Güzel bir soru ve sınavda çıkmış bir soruydu. Evet. Şimdi burada yukarıda yani yukarıda dediği aşağıda. Bu yukarıdalar niye böyle şey yazdıysam. Yukarıda diye yazdıysam çok ilginç. Neyse. Aşağıda tabanları kare. Yan yüzleri yamuk olan kesik piramidin hacmi verilmiş. Kesik piramidin hacminden hacmini biraz sonra ben nasıl açılacağını göstereceğim. Nasıl açılıyor kardeşim? Hocam iki tane kare var ya burada. Bak, biraz sonra da şu şekilde göstereceğim zaten animasyonunu. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, burada iki Iki tane kare var ya bir burada kare bir burada kare var. Hocam tabanını zeminde kalsın şimdi hayalet her zaman şey yapma eee ne derler ona? Her zaman animasyon gelip de hazır hale konacak değilsin değil mi? Taban burada olsun. Bunları ne yapacağım? Yan yüzeye yatıracağım. Bu bütün yan yüzeylerde bir kare değil mi burada? E, yamuk değil mi burada? Dikkat et. Hocam yamuk, 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 yamuk. Yani şurada bir kare olacak. Karenin yanına yamuk koyacağım. Karenin yanına yamuk koydum. Karenin yanına yamuk koydum. Karenin yanına yamuk koydum. Sonra üstteki kareye neyle koyacağım? Üstteki kareyi de istediğin yere koy. İstersen buraya koy. İlk baştaki tabandaki karemiz buydu. İstersen buraya koy, İstersen buraya koy, İstersen buraya koy. Kesime göre değişiyor. İşte bu da neyin açılımı? Bu da kesik piramidin açılımı. Normaldeki piramit bizim bu şekildeyken ne yapıyorduk açılımda? Hocam kareyi buraya koyuyoruz. Üçgen burada, üçgen burada, üçgen burada, üçgen burada şeklinde koyuyorduk. En yani çok kullandığımız şey. Ya da dört üçgen yan yana bir tane kareyi de o şekilde koyuyorduk. Aa biz genelde bu şekilde açılımı daha çok seviyoruz. E burada da bir tane kareyi koyuyoruz. Yamuklar yan yana olacak sadece. Kareyi koydun, yamuğu koydun yanına, yamuğu koydun yanına, yamuğu koydun yanına şeklinde. E ee, üstteki kareyi de istediğin yere koy ya da şuraya da koyabilirsin. Karelerimiz de bu şekilde. Açılım bu şekilde dostum. Şimdi burada e, tabanları kare yan yüzleri yamuk olan kesik piramidin hacmi verilmiş. Buradaki kesik piramidin hacmi verilmiş. Karelerin birer kenar uzunluğu 2 ve 4 birim olarak verilmiş. Arkadaş biz bir kere kesik piramit gördüğümüz zaman her zaman kesik piramidi tamamlayacağız. Kesik piramidi tam piramit olarak yap. Mutlaka mutlaka yap. Niye? Çok işimize yarıyor. E burada bunu tamamlayınca ne geliyor? Hocam şurada paralellik var. A benzerlik oranı 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 olacak. O zaman bu A ise tamamı 2A olacak. Yani burası da eşit oldu. Yani orta tabanda çıktı diyebiliriz. Bunların eşitliğinden bahsedebiliriz. Şimdi hacmi 28 köküç olarak verilmiş. 28 köküç bölü 3 verilmiş. O zaman benzerlik oranını biz burada 1 bölü 2 bulduk ya. Benzerlik hacim ilişkisi. Hocam benzerlik oranının kübü 1 bölü 8 yaptı. Yani burası V iken. Dur şöyle göstereyim. Şurası V iken burası ne yapacak? 7V yapacak. 7V verilmiş bize. 7V de kaç verilmiş? 28 kök 3 bölü 3 olarak verilmiş. Şunlar şunlar sadeleşti. 4 yaptı burada. Ee, o zaman V'yi 4 kök 3 bölü 3 olarak bulduk mu bulduk. V 4 kök 3 bölü 3. O zaman buradaki V'ye bakalım biz şimdi. Neredeki V'ye bakalım? Şuradaki V'ye bakalım şimdi. Buradaki V'ye nasıl bakacağız dostlar? Hocam buradaki V'ye bakarken de şekli de biraz büyütmek istiyorum burada. Hocam taban alanı belli. Hocam buradaki V de zaten 4. V verilmiş zaten yazalım. 4 kök 3 bölü 3 olarak verilmiş. Ne e eşit? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 eşit. Tamam. Taban alanı 4 çarpı yükseklik bölü 3. Bölü 3'ler sadeleşti. 4'ler sadeleşti. Haşı buradan kaç bulduk? Kök 3 bulduk. E H'ı kök 3 bulduk. Açılımdaki uzunluklar isteniliyor bizden. Haş kök kardeşim. Bak şimdi. Haşı kök 3 olarak bulduk. Şurası kök 3 oldu. Şimdi ben yan ayrıtı bulmaya çalışacağım. Bir kere yan ayrıtı. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Bu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Bu uzunluğu nasıl bulacağım? Arkadaş bu dik piramitte ya böyle dik çiz dik çiz dik çiz yapıyorduk ya da ne yapıyorduk? Hocam diğer köşegeni çiziyorduk. Yan ayrıt uzunluğunu bulacaksam diğer köşegen daha mantı. 2 2 2 kök 2 yapıyor. Yani bunlar kök 2 yapıyor. O zaman burası kök 2. Burası kök 3 ise, Pisagor bağıntısından kök 2'nin karesi artı kök 3'ün karesi 5 yapıyor. O zaman burası kök 5 mi yaptı? Evet. Burası da kök 5 yaptı. O zaman açınımdaki şu uzunlukları bulduk mu dostum? Bulduk. Ne olacak açınımda? Karemiz olacak elimizde. Karenin bir kenarı 4 4 4 4 4. Sonra yamukların birer kenarı kaçar olacak? Yamukların birer kenarı kök 5'er olacak. Kök 5 kök 5 kök 5. Şurada da bir kare varsa eğer yamukları şöyle yazalım şöyle. Karenin de bir kenarı 2 olarak olacak. Bu piramidin açılımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. O zaman aşağıdakilerde biz ne arayacağız? Şu karenin bir kenarı 4. Yanal ayrıt uzunluğu da kök 5 arayacağız. Kök 5, kök 5, kök 5 nerede? Tabii ki Balıkesir şıkkında var. Dolayısıyla cevap Balıkesir çıktı mı dostlar? Çıktı. Heh. şimdi bir de şunu öğrenmiş olduk. Böyle kesik piramit gördüğümüz zaman hacimini vermişse kesik piramitin onu tam piramit yap. Benzerlik hacim ilişkisi ve yukarıdaki piramiti kullan. Piramitin hacmini yaz diye de zaten söylemiştik. O söylediğim şeyi burada uyarlamasında yaptık. Şimdi gelelim şuraya. Yüksekliği 14, yarı çapı 6 cm olan bir dik dairesel silindir biçimindeki bir sürahinin tamamı suyla doldur. Bu suyun tamamı taban yarıçapları 2 ve 4 cm olan kesik koni biçimindeki 12 bölmeli buzluğa konuluyor. Tamam. Şimdi yüksekliği 14, yarı çapı 6 dairesel silindirden bahsediyor bize. Yarıçapı 6 şöyle. Yüksekliği de 14 olan yarıçap 6. Yüksekliği de 14 olan dairesel silindir biçimindeki bir sürahinin tamamı suyla dolduruluyor. Bunun tamamı suyla doldurulmuş bir kere. Tamam bunun içerisinde su var böyle. Tamam suyla doldurulmuş. Bu suyun tamamı taban yarıçapları 2 ve 4 santimetre olan ay kesik koni. <laughs> aman Allah'ım aman Allah'ım. Koni sorusunu gelmişim buraya koymuşum. Ay kesik şey zannettim ben bunu ya. Çok pardon arkadaşlar. Yani bunu da şeyde yapalım mı? Hatırlarsak. Buraya bir soru işareti koyalım. Çok özür dileyerekten. Bunu şuraya koyalım. Tamam mı? Soru işareti koyalım. Unutmazsak de bu soruyu yapalım. Anlaştık mı? Çok pardon çünkü bu koni sorusu. Yani bir sonraki gün çözeceğim. Geri döneceğim buraya. Ben geri dönmeyi unutursam da büyük ihtimalle de unuturum inşallah unutmam. Hatta unutmamak için şuraya da notumu da alayım kesik konide yapacağım onu. Ee, kesik konide nerede? Tamam tam şurada e, piramitteki ney? Piramitte. Piramide piram, piram, piram piramit. Neyse piramide geri dön geri dön. Oradaki soruya bak. Oradaki soruya bak diye yazdım. Kusura bakmayın dostlar. vallahi kusura bakmayın. Şimdi bu soru tam da oraya uygun bir soruydu. de yapacağım ben bunu. Aa burada da kesik piramitle ilgili. Kesik piramitin hacmi verildiğinde yüksekliğini bulmayla da ilgili. Şurada da güzel bir örneği zaten burada yaptık. Hem de işin içine neyi kattık? Açınımında kattımış olduk. Evet örnek 16 bu şekilde çıktı. 17'yi de sonra yapacağız sizinle birlikte. Geldik örnek 17'ye. İşte kesik piramitin açılımı verilmiş burada. Bu açınımda bu açınım kesik piramitin açınımı. Buna göre kesik piramitin hacmi nedir? Yani bunu piramit yaptığımız zaman. Gel senle birlikte şöyle bir şu açınımı ne yapalım? Kesik piramit yapalım. Nasıl yapacağız? Hocam yamukları yukarı doğru kaldıracağız. Sonra da kareyi yapıştıracağız böyle üst tarafa. Ana ne oldu? Kesik piramit çıktı karşımıza. Ee kesik piramit çıktı. İşte bu kesik piramitin hacmi nedir diye soruluyor bize. Hemen gel burada kesik piramiti çizelim. Bu kesik piramiti çizmek istiyorsan ilk önce normal bir piramit çiz kardeşim. Normal bir piramiti şöyle çiziyorsun. Sonra kesersin bunu. Keserken ne yapıyorsun? Şu şekilde şu şekilde, şu şekilde kestin kardeşim. Şimdi yan ayrıt uzunlukları. Şunlar yan ayrıt uzunlukları. 5 olarak verilmiş. Küçük karenin bir kenarı 4 kök gibi. Büyük karenin bir kenarı da 8 kök gibi olarak verilmiş. E, burası 4 kök gibi verilmiş. Burası da 4 kök gibi verilmiş. Burası 8 kök gibi verilmiş. Pardon. Tamam. E o zaman burada bir benzerlik var mı dostum? Var. 4 kök yeni 8 kök gibi. 1'e 2 oran var. Orta taban var. E direkt orta taban olduğu için burası da 5 oldu mu? Oldu. Şimdi bizden kesik piramidin hacmi isteniliyor. Yani şuranın hacmi isteniliyor. Arkadaş ne yapıyoruz? Tabii ki benzer özellik Şimdi benzerlik olarak benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2'nin kübü hacimler oranı eşittir. 1 bölü 8'e yani şurası V iken kesik piramidin hacmi 7V yapar. E hocam burada V'yi kullanabilirim. V'yi nasıl kullanacağım? Şurada yüksekliği çizecek olursam bu yüksekliği bulmam lazım benim. Bu yüksekliği ben nasıl bulacağım? E hocam bu yüksekliği de zaten şu piramitte yüksekliği bulmak için ya dik çiz dik çiz dik çiz mantığı yapıyorduk ya da dik çizdiğimde köşegene geliyordu. Yan ayrı tuzunluğu verildiğinde genelde köşegen çiziyorduk. E yüksekliği sorulduğunda o dik çiz, dik çiz, dik çiz ya da yanal, yanal alan sorulduğunda yapıyorduk onu. Evet buradan çizdik. 4 kök 2, 4 kök 2 ise kök katı o zaman burası kareden dolayı 8 yapar. 8 ise bunlar da 4, 4 yapar. E hocam 3, 4, 5 üçgeninden buradan yüksekliği 3 bulduk. O zaman hacim dediğim V, üstteki hacim V neye eşit? Taban alanı. 4 kök 2'nin karesi çarpı yüksekliğimizde 3 bölü 3 bize hacmi verecektir. Sakın bölü 3'ü unutmayın. V'yi kaç bulduk o zaman? 4 kere 16 çarpı 2'den 32 bulduk. A bizden kesik piramidin hacmi isteniyor. Kesik piramidin hacmi de neydi? 7 ve isteniyor. 7 çarpı 32'den cevap. 7 kere 2 14 224 mi yapıyor? Evet. Böylelikle örnek 18'de 224 olarak bulduk. Evet 18'de güzel bir soruydu. Ve geldik 19. soruya. Eee kesik piramit değil ki hocam bu. Bu kesik piramit değil ama kesik piramit mantığını kullanacağımız bir soru. Çünkü niye? Bak burada ne yapmışız? Burada şunu yapmışız. Hocam taban düzlemi buyken bir küp oturmuş oturmuşum. Aa bu düzeler para olduğuna göre şurada da bak şöyle bir kesit almışım aslında. Aslında bir benzerlik uygulayacağız. Bir kesit var. Aslında şu kesiti düşünecek olursam buradan kesersem eğer alt taraf kesik piramit olmuş oluyor. Kesik piramit mantığı var. Taban ayrıtının uzunluğu 4 birim olan karedik piramitin içine şekildeki gibi tavanları çakışık ve 4 köşesi piramitin ayrıtları üzerinde olan bir küp yerleştirilmiştir. Kübün hacmi 27 ise A küp 27 ise kardeşim direkt A küp 27 ise A'yı buradan ne buluruz? 3 buluruz. Evet şunun bir kenarının 3 olduğunu biliyorum ben. Tamam. Şurası da 3. Buranın da kaç olduğunu biliyorum. 4 oldu. A buradan ne geldi? Hocam 3 ve 4 var. Benzerlik var. 3 bölü 4 olacak. Yani burası 3K iken burası 4K. Buraya kaç kaldı o zaman? K kaldı. Sonra piramitin hacmi nedir diye soruluyor. Piramitin neyine ulaşmam lazım? Piramitin yüksekliğine ulaşmam lazım. Hop yükseklik bu hocam. E benim bir de şuradaki yüzeyi de düşünmem lazım. Hocam burada bir oranda bulduk. Verilen bilgi 3'e 1 oran varsa yüksekte de 3'e 1 oran vardır. Yani şuraya kadar ki olan yükseklik 3H ise burası ne olacaktır o zaman? Şurası da H olacak. Ana bu 3 değil mi? Zaten buradan buraya çizilen yükseklik aslında küpün ayrı uzunluğuna eşit değil mi? Evet. H dediğim zaten 3 kardeşim. Burası üçgen. Burası da kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. O zaman ben piramidin yüksekliğini buldum. 9 3 daha kaç çıktı? 12 çıktı. Benden ne isteniliyor? Piramidin hacmi isteniliyor. Hacim nedir? Taban alanı. Tabanı 4 ya. A kare çarpı yükseklik bölü 3. Bölü 3'ü unutmuyoruz. Şunlar sadeleşti. 4 yaptı. 4 kere 4 16. Bir daha 4 ile çarpıyorum. 64 yaptı. Hacim. Evet böylelikle hacmede 64 olarak ulaştık. Bir kesik piramit sorusu değil ama kesik piramitin çözüm yöntemiyle sonuca ulaştık. Gerçekten hoş bir soru. Ya işte biz kesik piramit anlatıyoruz ama bak kesik piramiti böyle görüyorsun görüyorsun görüyorsun. Aa bak kesik piramit olmadan kesik piramitin mantığıyla çözülebilen sorular. ÖSYM sever böyle soruları. Senin gördüğün tarzda değil de görmediğin tarzı kesik piramit içine koyup o şekilde bir soruyla karşına gelebilir ki biz bunlara böyle yine sorular diyoruz aslında böyle evirip çevirip başka türlü bir şekilde karşına konulması dediğimiz sorular oluyor bunlar. Evet. Böylelikle o zaman biz burayı bitirdik. Yani neresi bitti? Şurası bitti. Yani kaçı bitirdik biz? Aa 48. günü bitirdik. O zaman en zevkli kısma geliyoruz. Geldik üçe. Hop. Ne yapıyoruz? Şafak sayarımızı açtık. Şafak sayarı açınca tiki koyacağız kardeşim. 48. gün bitti mi? Bitti. Sonra ne güzel 2 gün kaldı. Geldik şuraya. Burada ne var? Hocam 48. gün burada da tik koyduk. Hemen şuraya bakıyoruz. Ödevimiz var mı? var. Sayfa numarası kitabımızda soru bankası kitabımızda 250 ve 255 arasındaki sorulara bakacaksın. Haftalık programa da bakma, bakacak olursak sadece piramit bitti. 25. hafta yani son haftadayız. Koni ve küreyi de halledince bu olay tam anlamıyla bitecek gençler. Evet böylelikle bugünü bitirmiş bulunuyoruz. O zannediyoruz. Bir sonraki dersimizde 49. günde yani Koni'de Koni'nin konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın değil mi? Haydi görüşürüz. let him hear this where this words.